Yeliz Karabulut'a merhaba diyelim. Merhaba Yeliz. Merhaba. Yani nasıl görelim önümüzü? Artık bugün dününü falan bırakalım da hani önümüzdeki şu haftanın sonuna kadarki 3 gün ve seçime kadarki dönemde ikiye ayırman gerekirse nasıl konuşlanmak daha mantıklı olur? Özellikle kur cephesine baktığımız zaman ve tabii ki bizi de işin içine katarak. Evet. Özellikle dolar TL'de biz yukarı yönlü bir eğilimin olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle 21.75 seviyesi, 2.21.75 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde 2.25'e doğru bir hareketlenme olabilir. Daha çok iç taraftaki gelişmeler, bunun yanında Rusya'daki gelişmeler ki bunlar artık daha sıcak bir duruma geliyor artık. Karşılıklı atışmalardan ziyade aksiyona dönüşüyor gibi gözüküyor. Burada doların değer kazanmasıyla birlikte yukarı yönlü eğilim var ki yukarıda bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta ise 2.25 seviyesi olacaktır. Eğer önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olması halinde özellikle iç taraflara dışarıda 2.25'in aşılması halinde maalesef 2.30 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Özellikle dolar TL'deki durumu biz takip ediyoruz. Bunun yanında tahvil tarafını takip ediyoruz. Tahvil tarafında ise artık işlemlerin iyice sığ olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte de 2009 yılında da görülen seviyeleri görüyoruz faiz cephesinde. 11.45 seviyesinde buradaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Diğer taraftan BIST'e baktığımız zaman ise aslında satış baskısı olabilecekken alıcıların çok fazla gelmedi. Bu nedenle de satışların zayıf kaldı. Hacmin ise gittikçe azaldığını görüyoruz. Biz tarafındaki aslında yükselişler daha çok benim gördüğüm kadarıyla satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Fakat yeterince de alıcı gelmiyor. Yani bir sıkışmanın olduğunu görüyoruz. Teknik olarak baktığımız zaman ise 63.500-64.500 seviyesinin aşılması gerekiyor biz tarafında. Bu seviye aşılırsa ancak bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama bu seviyeler aşılmazsa 58 güne doğru bir geri çekilme beklenebilir diye düşünüyorum. Peki seçimlere kadar baktığımızda gelen sorulardan biri de aslında dolar liranın 2.38'e kadar çıkıp çıkmayacağı. Bu konuda bir öngörün var mı? Yani şimdi bir sıcak gelişmelerden geçiyoruz ya, tapelerden konuşuyoruz. Bu tarz gelişmeler olduğu zaman 2 gün sonra, 1 saat sonra ne olacağını bilemiyoruz. Piyasalarda, gazetelerde bir sürü öngörüler var. O açıdan baktığımız zaman sıcak gelişmelerin olabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Özellikle bu iki hafta çok önemli diye düşünüyorum ben. Piyasayı iyi takip etmek gerekiyor. Haberleri iyi takip etmek gerekiyor. Biz analistler de açıkça söylemek gerekirse piyasaların yanında sürekli her türlü gazeteyi okuyoruz ki tahmin yapabilmek açısından bunları yapıyoruz. Sıcak gelişmeler, siyasi gelişmeler, dolar TL'nin yönünü belirleyecekti. Ama benim kendi öngörüm yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle 2.25'in üzeri risk bölgesi olarak gözüküyor. 2.25 seviyesi benim gördüğüm sınır bölgesi olarak gözüküyor. İyi, yorum yapabilmek için gazeteleri de okuyorsunuz. İyice kafa karışıklığına zaten yol açıyordur diye düşünüyorum. Evet, ama yine de öngörülerimizi artırıyor diyebilirim. Tahminimizde birazcık daha kolaylık sağlıyor. Yeliz çok çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için diyelim. Yeliz Karabulut'u uğurlayalım. Taner Özaslan'la muhabbetimiz devam ediyor. Şimdi bir tane anket var.